Burada yok da başkanım. Şu kanalda. Bizler de bugün saygıdeğer İlgenel Meclisi Başkanımız Mehmetcan Erdoğan ile birlikte işte köylerimizde hem kilitli parke taşı çalışması devam eden köylerimizi ziyaret edip hem de altyapı çalışmaları devam eden köylerimizi ziyaret edip çalışmaları yerinde inceledik. Muhtarlarımızla istişarelerde bulunduk. Hakikaten Türkiye'de belki de eşi benzeri bulunmayan bir proje icra ediliyor burada. Çetintepe Barajı'nın sulama sahasında uygulanan toplulaştırma kapsamında Besli'de yaklaşık 36 tane köy ve mezranın kanalizasyon çalışmaları da yine Toplulaştırma İdaresi tarafından yürütülüyor. Bu örnek bir proje. Bu kapsamda bizim bu yılki çalışmayla beraber inşallah Besli'de altyapı sorunu olan köyümüz kalmayacak. Bununla birlikte hedefimiz kısa vadede altyapısı tamamlanan tüm köylerimizi kilitli parke taşıyla buluşturup daha yaşanılabilir bir hale getirmek. Hedefimiz bu. Bu anlamda başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz ki özellikle Ahmet Aydın Beyefendi sağ olsun konunun bizzat takipçisi, İl Genel Meclisi Başkanımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz hepsi bu işin peşinde. Bizler vatandaşımıza daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmanın hedefindeyiz. Ülkemiz gittikçe bu anlamda çıtasını yükseltiyor. Biz de Besli olarak buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yaz dönemi yatırımların hızlı bir şekilde icra edildiği, hayata geçirildiği bir dönem. Bu dönem bizim için inşallah bereketli geçecek. Ben emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Burada meclis üyelerimiz burada. Herkesine meclis sağlıyor. Güzel günlerde kullanın. Sağ olun, teşekkür ettik emekleriniz için. Allah razı olsun. Ellerine sağlık. Bugün Besli ilçemizdeyiz. Besli ilçemizde ilçe kaymakamımız hanımefendi, Nazlı hanımefendi ziyaret ederek makamında ilçemizle ilgili, köylerimizle ilgili İstişarede bulunduk. İl Genel Meclis üyelerimiz Aydın Aslan, Ramazan Durmuş, Halil Çiçek, Hacı Ali Öztekin ile muhtarlarımızla istişarede bulunduk. Şu anda köylerimizi ziyaret ediyoruz. Haçkaylan köyümüzdeyiz. Köyümüzde Çetintepe Barajı kapsamında Toplulaşma Reformu Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen toplulaşma altyapısı bütün hızıyla devam ediyor. İnşallah kısa süre içerisinde Besli ilçemizde bu toplulaşmada ihale olan köylerimiz de biterse, Besli'mizde altyapısı olmayan köylerimiz inşallah kalmayacaktır. Ondan sonra altyapısı biten köylerimiz de kilidi parka taşıyla düşenecektir Allah'ın izniyle. Ben özellikle ilçe kaymakamımız Nazlı Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum. Gerek sosyal medyada gerek birebir takip ettiğim şekilde her gün köylerdedir, köyleri vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor. Sürekli sahadalar İl Genel Meclis üyelerimizle birlikte. Allah kendilerine razı olsun. Biz de kendilerinin emrindeyiz. Bize düşen Adıyaman İl Özel İdaresi olarak böyle bir çalışkan kaymakama elimizde gelenin bütün gayreti göstereceğiz inşallah. Özellikle biraz önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Ahmet Aydın milletvekilimizle telefonla da görüştüm. Toplulaşmayla ilgili istişarede bulunduk. Hem kendisi dün de bakanlıkla görüşülmüş. İnşallah toplulaşmayı daha hızlı bir şekilde hızlandırmak için talimat vermiştir Allah'ın izniyle. Biz Besli'li kardeşlerimizin emrindeyiz. Her zaman yanındayız. İnşallah ilçemizde, köylerimizde 2022 yılı sonuna kadar bütün yapılması gereken hizmetleri sonuna kadar hızlandıracağız. Ve programlaştırdığımız hizmetin dışında da çıtayı daha da yükselterek Sayın Kaymakamımızın, hanımefendinin destekleriyle inşallah daha güzel hizmetler yapacağız. Ziyaret eden
İl Genel Meclis üyeleri, Adıyaman Başkanımız ve Sayın Kaymakamımızla beraber İl Genel Meclis üyelerimiz buraya köyümüze teşrif ettiler. Geldiklerinden dolayı çok teşekkür ederim kendilerine. Bize son derece önemli bir hizmet veriyorlar. Bunun için de sonsuza kadar teşekkürlerimi sunarım. Minnettarız kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar.